bir şey söyleme. Sadece dinle. Sana söylemek istediğim şeyler var. Biliyorum, bitti. Vedalaştık. Aramızda hiçbir şey kalmadı. Senin dediğini yapacağım. Sözümün arkasında duracağım. Ama ben sana hiç söyleyemedim. Kerem, ben seni çok seviyorum. Kerem. Bravo. Ne kadar güzel sözler bunlar. Ben iletirim Kerem'e. De kendisi şu an çok meşgul. Banyoda. Bir dakika, bir dakika ya. Sen hangi Cansu'sun? Şu iş yerindeki tezgahtar olan mı? Sude? Benim telefonum bu. Öyle çok fazla çalınca ben de açmak durumunda kaldım. Kimdi arayan? Ne oldu? Önemli bir şey mi olmuş? Bir şey söyledi mi? Yok, hayır. Yani seni sordu. Ben de lavaboda gelir birazdan dedim. Bir şey değil demek ki. Yok, önemli bir şey olmasa aramaz beni. Niye? O senin kız arkadaşın değil mi? Yani ben öyle anladım en azından. Eski kız arkadaşım. Ayrıldık biz. Ya. Anlatmak ister misin? İstemem. İşler güçler hepsi tamamsa kalkalım mı? Kerem. Kaçma benden böyle. Gençliğimin en kötü günlerinde, en mutsuz olduğum zamanlarda, herkes benimle dalga geçtiğinde, beni koruduğun tek bir an hayatımı kurtarırdı. Şimdi tekrar karşılaşmamız tesadüf olamaz. Tamam, madem kız arkadaşından ayrıldın, anlat bana. Bırak ben de senin yanında olayım. İnsanın yaralarına kimin iyi geleceği hiç belli olmaz. Gerçekten önemli bir şey olmasa aramaz beni. Biraz sorumlu bir ailesi var. Hı. Kalkalım, kusura bakmasın. Yok yok, hayır. Önemli değil. Cansu. Cansu, ne oldu güzel?
Cansu hanım. Canım ne oldu? Ne oldu bir tanem? Çok canım acıyor anne, dayanamıyorum. Tamam, tamam canım, tamam, tamam. Tamam geçti. Neden ağlıyorsun, abinin mi? Kalbim acıyor. Nefes alamıyorum, gerçekten çok başka bir şeymiş bu. Tamam, tamam, hiçbir şey sormayacağım. Tamam bak tutuyorum seni, korkma. Bırakma beni, tamam mı? Hiç bırakır mıyım, hiç bırakır mıyım? Sen beni hiç bırakmadın ki bir tanem, ben seni hiç bırakır mıyım? Tamam. Küçükken sana ninni söylerdim, hatırlıyor musun? Sen bana ninni mi söylerdin? Tabii. Sana, ablana, Can'a. Gözleri uykulu, gözlerime bakarmış annesinin canı, minik kuzusu. Okşandıkça saçı, gözlerini kaparmış babasının canı, küçük kuzusu. En güzel çiçekten daha güzel kokarmış annesinin canı, minik kuzusu. Okşandıkça saçı hayallere dalarmış babasının canı, küçük kuzusu. Rüzgarın sesiyle bulutlara uçarmış annesinin canı, minik kuzusu. Denizin sesiyle rüyalara dalarmış babasının canı, minik kuzusu. Kalbimde sımsıcak koca bir yeri varmış annesinin canı, küçük kuzusu. Kalbimde sımsıcak koca bir yeri varmış babasının. Küçük kuzusu.
Ortak. Ne haber? Cansu'nun evinin önündeyim. Hangi evin önündesin? Ya hangi eve olacak? Kaç tane ev var kızın? Geçen bulduğum işte. Abicim ne yapıyorsun orada? Oğlum Cansu beni aramış ya. Sude açmış. Sude mi? Sen Sude ile beraber miydin? Ha iş için. Ya neyse geri arıyorum açmıyor Cansu şimdi. Babası peşinde, sülalesi peşlerinde. Bir sıkıntı varsa diye çıktım geldim buraya ama. Yok abicim nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri ya? Ya nereden biliyorsun Mert? Oğlum biz ayrıyız. Beni neden arasın Cansu? Hadi tamam aradı. Ben aradığımda niye açmasın o zaman? Geldim buraya ama dışarıdan da hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya ya zor durumdaysa? Mert bir şey diyeceğim. Sen bir arasana Cansu'yu. Belki sana cevap verir. Yoksa ben dayanamayacağım. Çalacağım kapıyı. Yok yok dur çalma çalma. Sakın çalma. Ama Mert. Ya olur mu ortak? Daha beter edersin her şeyi. Bak sen ayrıl abicim oradan. Tamam ayrıl ben Cansu'yu arıyorum şimdi. Hissediyorum oğlum Cansu'yu değil. Ya abicim ya bir şey yoksa? Kızla kavgalısınız zaten. Bir de takip ettiğini öğrenecek. İyice karışacak ortalık. Onu mu istiyorsun? Kerem. Abicim sen ayrıl oradan. Tamam mı? Ayrıl. Ben Cansu'yu arıyorum sonra sana haber veriyorum. Tamam mı? Duydun mu? Duydum tamam. Hadi bekliyorum ara. Tamam. Açtı mı? Ne oldu? Açtı, açtı ya. Bir şey yok mu? Sesimi duymak istemiş sadece. Sesimi mi duymak istemiş? Evet. Olamaz mı? O zaman niye açmıyor geri? Şeyden... Ya ne bileyim abiciğim pişman olmuş işte kız. Allah Allah. Siz ayrı değil misiniz bundan? Doğru ya, ayrıyız biz. Zaten benim ne işim var ki burada? Tamam ortak, sağ ol. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Başarıyla hallettiğimize göre artık şu Mert'in sunduğu yeni fikirleri değerlendirelim. Olur mu Uğur Bey? Tabii efendim. Oo babaanneciğim kimden aldınız bu çalışkanlığı ya? Yoksa torununuza mı çektiniz? Serseri sana da günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Babaanneciğim ben yine kahvaltı yapmadan çıkacağım bugün. İşlerim birikti çünkü birazcık tamam mı? Peki şehzadem sen nasıl istersen. Ben akşam yemeğine de gelmeyebilirim belki. Hay hay, keyfin bilir. Gece de geç gelirim ben bayağı. Yani sabaha karşı gelirim. Beni hiç bekleme. Ne güzel. Şöyle git arkadaşlarına bir güzel dağıt kafayı. Aslan torunum benim. Allah Allah. Çekil şuradan. Uğur Bey, ambulans yarın. Hemen ambulans yarın. Ya babaannem iyi değil. Ah babaanne, ne oldu sana ya? Ha? Havale mi geçiriyorsun yoksa? Ne yapacağım Uğur ben bu çocukla? ya babaanneciğim ben bayağı şoktayım. Sormayacak mısın o kız kimdi diye bugün? Her gün elimden bir şey almalar falan onlar da bitti. Vazgeçtim. Bitti. Bak, yaptığın kurul hala konuşuluyor. Bu kız sana iyi geldi Mert. Sorumluluklarını hatırlattı sana. Evet babaanne. Ya şuramda bir kuş var sanki. O kuşun ismini söylemek istemiyorsan hiç üstüne gelmeyeceğim. Söz. Oh be. Ya vallahi yük kalktı üzerimden ha. Ver bakayım bir yanak. Oh hadi ben kaçtım. Görüşürüz Uğur Bey. Görüşürüz. Gözünüz aydın Bediye Hanım. Sonunda Mert Bey istediğiniz gibi bir iş adamı oluyor. Ah be Uğur.
Gene ayakta uyuyorsun. Aşık olduğu kız Oliva'da çalışıyor. Ondan böyle uçuşa uçuşa gidiyor. Uğur, senden bir ricam var. Sana bir görev vereceğim. Oliva'ya git. Lütfen bir bahane uydurup Oliva'da çalış ve Mert'i yakın takibe al. Kimmiş bu kız? Kimlerdenmiş? Her şeyi öğren bana. Tamam efendim. Bir de şu raporlara bir göz atsak sizin. Bırak şimdi raporları. Bu mesele her şeyden önemli Uğur. Hadi göreyim seni. Hem de bugün hallet. Tamam efendim. Anlaşıldı. Seviyorum ama imkansızsın elbisesimi. Yoksa ben yoluma bakarım adamım elbisesimi. Asistan. Uğur bacayım. Ben sana demiştim Ece. Böyle olacağını biliyordum ben. Ne oldu ya? Ya o kız Sude. Ay hadi geç içeri anlat. Aa ne oldu? Ay ne oldu ya? Korktuğum başıma geldi. Ay Cansu ne oluyor anlatır mısın? Ya bu var ya ben bu karşında gördüğün gerizekalı. Estağfurullah bebişim. Kerem'i aradım dün gece. Hani hiç söylemedim ya seni seviyorum diyeceğim. Aradım tahmin et kim açtı? Sude deme sakın. Aynen öyle. Yok artık ya. Yok var var. Dahası da var. Sude Hanım son derece neşeli, işveli bir şekilde Kerem banyoda dedi bana. Ne? Ay ne işi varmış Kerem'in banyoda ya? Orasını artık senin hayal gücüne bırakıyorum Ece. Ay yazıklar olsun o Kerem'e ya. Ya dün savunuyordun ne oldu? Hayatta seni bırakmaz diyordun. Ya kolyem. Ya bunu bana Kerem'in annesi vermişti ya. İki gün koruyamadım. İki gün ne kolyeyi ne Kerem'i. Ya saçmalama Cansu ya. Ay, ver bakayım. Ver. Tamam şu klips yerinden halka çıkmış. Ben şimdi hallederim bunu. O kolye niye koptu biliyor musun Ece? Çünkü ben onu hak etmedim gerçekten. Aa. Uğur böceğim, yakışıyor mu sana böyle paranormal laflar, batıl batıl inançlar? Lütfen. Hayır hayır, ver. Ver, ben artık doğru olanı yapacağım. Sana benim bir şey söylemem lazım. Ay bismillah. Ben istifa ettim. Ne? Ya Cansu, iş bulmadan istifa edilir mi ya? Yok, iş buldum. 2 hafta sonra başlıyorum. Sen de gelsene. Nereye? Ya yeni iş buldum ya, orada beraber çalışırız yan yana. Ya Uğur böceğim Allah Allah oturmaya mı gidiyoruz ya? Beni alana arkadaşım da bedava mı diyeceksin? Olmaz senin işin tehlikeye girer. Ya benim sözüm geçiyor orada. Ya gelsene güzel olmaz mı? Yani tabii sen de istersen ya. Cansu gerçekten çözemediğim renkli küp gibisin. Yani sol ateste gerizekalı çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Bunu da ben hallederim. Vay Kerem Efendi ya. Banyodaymış. Ece, konuşalım mı birazcık? Sana söylemem gereken bir şey vardı. Bana ne? Ya Ece, vallahi gece gram uyumadım ya. Ya bana ne ya? Senin yaptıklarından bana ne? Bak, bu size son uyarım. Sen ve Kerem, benden ve Cansu'dan uzak durmazsanız sizin burnunuzu keserim. Gözlerinizi oyarım, oyduğum gözleri birbiriyle değiştiririm. O zaman yer değiştirmek neymiş görürsünüz. Tamam, sakin ol ya. Sen niye hiddetlendin ki bu kadar? Yaklaşma. Yaklaşma. Kerem de yaklaşmasın. Geri bas. Kerem de geri bassın. Evet Kerem de geri bassın. Aferin. Biz burada erkeksiz hava sahası kuruyoruz artık. Tamam mı? Hadi canım. Hadi. Hepinizin köküne kibrit suyu elbisesi giyeceğim. Annem günaydın. Biz babanla erken çıkacağız bugün. Sana afiyet olsun. Affetsene beni. Ya biliyorum her şey üst üste geldi. Sizi de üzdüm işte. Oğlum. Sen ne zaman üzülsen ben kendimi suçlarım biliyorsun. Ama bu sefer gerçekten çok üzdün bizi. Biliyorum, biliyorum.
Ama hadi bir şans ver de affettireyim ben kendimi. Hadi be Ayşen, bir saattir... Bir saattir seni bekliyorum kapıda. Baba. Baba affet be, çok üzgünüm. Hadi ne olur affet. Bizim tek isteğimiz senin üzülmemen, mutlu olman oğlum. Olacağım, olacağım. Olacağım. Bugün son içkinim Oliva'da. Aa. Hmm. Mert işi öğrendi. Gideceğim, eşyalarımı toplayacağım. Hop, oldu bitti. Ya bir şey diyeceğim. Sen akşam bize bir sofra hazırlasın ama böyle ziyafet ziyafet. Hep beraber yeni hayatımızı kutlayalım, olmaz mı? Ne olur bari. Yaparız bir şeyler. Hiç de kıyamazmış bana. Bakın söz veriyorum, bundan sonra üzgün kızgın bir adam görmeyeceksiniz. Allah korusun. Akşam böyle çok acayip bir şey olmadığı sürece mutlu bir adam olarak gireceğim buraya. İnşallah oğlum. Anlaştık o zaman. Akşama güzel bir kutlama yapalım. Çak Yılmaz, çak. Aferin sana. Hadi bakalım, yürü gidiyoruz. Bana bak, otur bakayım. Güzelce karnını doyur, tamam mı oğlum? Tamam hadi, tamam. Hadi bak sen işte. Elbadan dayı. Tamam hadi. Yılmaz. Bu şimdi çok mutluyum falan diyor ama. Hiç Cansu'nun lafı yok. Ne oldu yani? Cansu bitti mi öyle şıp diye ha? Ayşen. Şimdiki aşklar bizim zamanımızdaki gibi değil ki. Bizimki ömürlük. Onlarınki bir günlük. Yok. Benim oğlumun aşkı öyle günlük münlük değil. Benim oğlum ilk defa sevdi hayatında. Bak ne diyeceğim. Bugün iş yerinde son günüymüş ya. Belki bir şeyler olur. Cansu dayanamaz gitmesine falan ha. Tamam, ne diyeyim, hayırlısı. Kötü bir şey olmasın da. Aman ağzından yel alsın Yılmaz. Hadi. Ne demek kaparayı geri veremiyoruz ya? Ha? Almaktan vazgeçtik biz villayı. Kapora tam da zaten bu yüzden Işıl Hanım. Vazgeçerseniz ev sahibi beklemesin diye. Beklesin canım o ev sahibi. Milyon dolarlık villası var benim, 3 kuruşuma göz koydu. Aç gözlü. Kusura bakma ama sen de çok açgözlüymüşsün yani. Ne oldu cicim, yediremedin mi? Evet Işıl'cığım, yediremedim. Nergis? Sonunda açtın telefonumu. Yani beni o kadar zor durumda bıraktın ki... Sana ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Ay, haklısın. O kadar uyardım seni. Emin değilsen duyurmayalım konuk olacağını dedim. Sen ne yaptın? Dımdızlak bıraktın beni canlı yayında. Tamam, haklısın ama... Yani ben de çok büyük tehdit altındaydım. Bu sana anlatabileceğim bir şey değil. Beni ilgilendirmez. Ne zaman gelebiliyorsun? Hiçbir zaman. Pardon? Ya çarşaf çarşaf VTR'ye girdim ben yılın röportajı bu diye. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ağlıyor musun bir de? Ya Nergis, her şey üst üste geliyor. Bittim ben. Sen gel bunu canlı yayında anlat. Yoksa kusura bakmayın sevgili seyirciler ama Süreyya'nın korkusundan gelemedi diyeceğim, o kadar. Büyük olduğunu düşün ama köpüklü yani. Evet, evet. Ne böyle hayır, hayır, hayır. Dalından sanki. Konuşalım mı? Uzun uzun konuşmak niyetinde değilim Cansu. Konuşacak hiçbir şey yok, tamam mı? Ne şimdi ne de bundan sonra. Doğru, bence de yok. Dün aramışsın beni, onu merak ettim. İnsanlığımdan yani. İnsanlık mı? Dün gece mi? Kerem, dün gece o kadar çok canımı yaktın ki, inan daha fazlası olamaz. Çok teşekkür ederim. Bana bundan sonra hiçbir şey olmaz artık. Öyle tek bir laf edip çekip gitmek yok Cansu artık.
söyleyeceksen yüzüme söyle. Dokunma bana. Dürüstlük mü istiyorsun? Al, soruyorum. Bakalım sen dürüstçe cevap verebilecek misin? Sor. Neredeydin dün gece? Neredeydin mi? Sen hem beni terk edip gideceksin, hem de benden hesap soracaksın, öyle mi? Yok öyle bir şey. Kaytarmak var, öyle mi? Bravo. Gerçekten çok değişmişsin bir günde. Pardon, şöyle mi cevap verseydim acaba ya? Pardon Cansu, anlatamam sana. Ne olur üstüme gelme Cansu. Aa, pardon, bunu da açmam gerekiyor. Kızmazsın değil mi? Efendim? Günaydın. Günaydın. Al bakalım. Sabah kendi ellerimle yaptım. Herkese benden bir tane smoothie. Vay. Sen benden intikamını böyle mi alacaksın ya? Ha? Böyle yiyecekler, içecekler falan, çalışanları ince ince işleyeceksin. Sonra benden nefret edecekler. Bravo vallahi, güzel plan. Hakikaten ya, ne güzel plan. Böyle ayaklarıma kapanacaksın. Ben ettim Sude, sen etme diyeceksin. Aflar dileyeceksin benden. Ben bunu bir düşüneyim. Bak ben şeytana pabucunu ters giydiririm kızım. Tamam mı? Pişman olursun sonra. Bak ben sana ne diyeceğim Asıl. Ama çok gizli ha. Ne diyeceğim? Bayılırım gizli saklı şeylere. Bugün Kerem'i parti yapıyoruz Oliva'da. Veda partisi. Aa, süper fikir. Böyle her şey çok güzel olsun istiyorum. Tamam mı? Her şey kardeşime layık olsun. Yardım edersin değil mi? Tabii canım. Ne yapıyorsun ya? Pardon. Önüne baksana biraz. Ya siz de kapının içinde dikilmeseniz hiç fena olmaz aslında. Burada bazılarımız gerçekten gün boyu çalışıyor da. Ya sen. Hop 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 hop. Ya tutuyor o öyle bazen damarı onun. Biz Cansu Atarı diyoruz hatta buna. Sağ olsun hepimizi elden geçirdi Cansu. Hayır yani ben kaç senedir hizmet sektöründeyim. Bu kadar patrondu, müşteriydi, tanımadan diklenenini görmedim. Ya neyine güveniyor Allah aşkına? Biz şimdi ne yapıyoruz? Güzel güzel smoothie'lerimizi içiyoruz değil mi? Böyle bir sağlık, bir huzur değil mi Sude'cim? Ha? Hayır, ben önce sana bir şey soracağım, öyle sakinleşeceğim. Bu Kerem'in de bir Cansu'su var. Ben öğrendim. O Cansu bu Cansu mu? Hayatım, yani ben burada çalışmaya başlayacağım biliyorsun. 7/24 bu insanlarla beraber olacağım. Kimin kiminle ne ilgisi var öğrenmem gerekiyor. Ya öyleydi. Ama bitti artık, tamam mı? Sen karışma o yüzden lütfen. Hayır yani ben zaten onu bir yerden tanıyorum. Ve eminim gördüğümü daha önce de. Nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Yok canım, nereden tanıyacaksın? Nerede göreceksin ya? Allah Allah. Kız aylardır tezgahtar burada. Dışarıda çıkmıyor zaten. Hem senin görebileceğin yerlere gitmez ki o. Sapına kadar tezgahtar yani. Hem bizim işimiz var ya. Allah Allah, yürü. Bak ben herkese haber verdim, tamam mı? Sen de git Kerem'i güzelce oyalağa böyle işte ben yeni geldim, şunu anlamadım, bunu anlamadım falan kafasını karıştır birazcık, tamam mı? Tamam. O iş bende ortak. Allah Allah. Bir de ortak diyor ya. Merve, şu orta boy kutular var ya, onlardan getirir misin? Tatatatam. Yeni önlükler tasarlattım. Beğenmedin mi? İyi, ben de sloganını bulayım o zaman. Çıplak ve organik. Olur mu? Ya sen beğendin mi onu söyle. Bir kere personelle konuştum. Onlar gayet memnunlar. Zaten ben de çok bir şey değiştirmedim. Yani buraları aynı kaldı. Aşağısı biraz daha farklı. İyi, güzel.
Buyurun efendim. Aa, bu kadar çabuk mu gidiyorsun? Artık burada bir işim kalmadı, durmanın manası yok. Ama ben daha yeni geldim, ne yapacağım burada sensiz? Mert var. İnan bana, hiç sıkıntı çıkmayacak, kendini çok geliştirdim. Ve artık gidebilirim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Bak ben yeni bir personel menüsü hazırlattım. Gitmeden ona bir baksana. Sude. Ya hadi, son bir iyilik. Aman, aman Sude. Benim başıma ne geldiyse o laf yüzünden geldi, lütfen. Kerem ama aşk olsun. Ya beni başkalarıyla karıştırma, bozuluyorum bak. Hadi. Of, iyi tamam hadi. Ne yedireceksin, göster bakalım, yürü. Arabanız hazır Süreyya Hanım. Tamam. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Lütfen sinyal kesilden sonra mesajınızı bırakın. Levent. Biliyorum bana kızgınsın, telefonları açmıyorsun ama... Ben şimdi vakfa gidiyorum, orada konuşalım, olur mu? Seni bekliyor olacağım. Gel bakalım, sen şimdi otur buraya. Ben hemen geliyorum. Tamam. Çorbası, kinoa kısır ve avokadolu puding. Of, vallahi tam zamanında gidiyorum ha. Millet kazan kaldıracak. Hiç de bile. Ayrıca insanların hayatı değişecek. Üstelik bunlar raw. Aa bak. Aşk acısını da birebir ayrıca. Kerem, niye konuşmuyorsun benimle? Hem bu kadar mı aşıksın, bu kadar mı acı çekiyorsun? Ben konuşma kısmını geçeli çok oluyorsun. Artık aksiyon var. Dur, hemen mi gidiyorsun? Yok, önce biriyle konuşmam lazım ondan sonra.
Ya gelmedik mi daha? Ne kadar kaldı? 5 dakikaya oradayız Süreyya Hanım. Yoldayım. Sonra ararım. Nasıl? Oldu çok güzel. Koy onu. Bir de şu havuçlardan mı koysan ya? Hani beni kıskandığında böyle parçalamıştı ya, espri olur. Evet. Şahane fikir patron. Vallahi şu Oliva'nın ortasına meyvelerden heykelini dikeceğim Ece'nin en sonunda. Yakışır. Yalnız karpuzlu, portakallı daha kolay heykelize edebileceğimiz meyveler. Siz her yere böyle avokadolu, ananaslı koyduğunuz için ben... Tamam. Oldu bu zaten, tamam mı? Bak hemen şimdi şöyle yapıyorum. Nasıl? Çok güzel, harika, muhteşem. Mert Bey. Niye zahmet ettiniz canım? Hiç gerek yoktu. Buyurmaz mısınız? Sağ olun. Uğur Bey, ne güzel sürpriz ya. Müsaade ederseniz Oliva ile ilgili bütçe çalışmalarını burada yapmak istiyorum. Tamam. Biz size şöyle gözlerden uzak bir oda ayarlayalım o zaman, orada şey yapın, tamam mı? Hiç gerek yok. Ben buradaki asma katta çalışırım. Kolay gelsin. Neyse biz şu partiyle ilgilenelim de sürprize sonra geçeriz, tamam mı? Partiyle mi? Sürprizle mi sonra ilgilenelim? Daha neyin ilgilenince? Sabahtan beri bununla ilgileniyoruz. Ya yedin yarısını yedin sürprizin ya. Nasıl bitti? Hocam Allah aşkına ya, sabahtan beri buradayım. Başımın önüne açık. 2 lokma atmışım, çok mu yani? Her şeyin yedeği var. Tamam işte, daha ne yapacağım? Sus, ağzın doluyken konuşma bir kere. Ağzın doluyken konuşma. Ya benim mesaim var. O zaman ben mutfak şefi olayım. Tam olsun yani. E ol şef ol. Tamam şef ol. Ah. Yeminiz söz mü? Koş gel geç şuraya. Şefsin. Vallahi mi? Şefsin hadi. Görecek hanım. Mutlulukla sarılırım ona. Ben seninle konuşmuyorum ya. Allah Allah, niyeymiş o? Çünkü sen arkadaşımın kalbini kırdın. Ya ne çabuk gittin sen o Sude'ye, Allah Allah. Ece, benim Sude'ye falan gittim yok. Ayrıca kaç yaşında adamım yani, kimseye hesap verecek halim de yok. O mesele Cansu'yla benim aramda. Bizim seninle başka bir hukukumuz yok mu? Ya arkadaşım değil misin sen benim? Arkadaşınım. İyi, otur o zaman. Başka bir şey konuşmam lazım benim seninle. Ece, ben gidiyorum. Biliyorum. Ama gitmeden önce son bir şey yapmam lazım, yoksa gözüm arkada kalacak. Ne? Mert, sana emanet. Ya biz ayrıyız, bilmiyor musun? Ya biliyorum da anlamıyorum. Niye ayrısınız siz? Çünkü aramızda dağlar var ya. Ben o Türk filmlerinde zenginlerin ezdiği fakir kız olamam yani. Kimse kusura bakmasın. Abi ezdirme o zaman kendini. Hem zenginler kötüdür, seni illaki ezecekler diye bir şey de yok ki. E sen niye gidiyorsun o zaman? Her şeye en alttan başlayacağımlar falan bilmem ne. Benim durumum farklı çünkü. Benim bir görevim vardı ve çok ağırdı. Senin tek bir görevin var, o da Mert'i sevmek. O seni çok seviyor. Asla üzülmene izin vermeyecek. Ece. Sakın Cansu'nun yaptığını yapma, tamam mı? Birini çok seviyorsan tut elinden abi, bırakma. Gel bak sana bir şey göstereceğim. Baksana şuna nasıl çalışıyor. Ya Mert Çalhan çalışıyor Ece. Bu bir mucize, biliyorsun değil mi? Evet, çok çalışıyorum Minnoş. Ben yıllardır beceremedim bunu mesela. Senin sayende. Bir insanın hayatını tepeden tırnağa değiştirip sonra öylece çıkıp gidemezsin. Çok yazık olmaz mı? Olur. Ya bu adam kaza geçirdi, ölümden döndü, ölebilirdi. Ama bir şans verildi. Ne için sence o şans? Bizim için mi? Sizin için tabii. Baksana bir. Sen bu adama koşmak istemiyor musun? İstiyorum. Bir daha hiç bırakmayacakmış gibi sarılmak istemiyor musun? İstiyorum. Ya sen bu adamı sevmiyor musun? Seviyorum. Ya o zaman koş hadi. Koş, ne duruyorsun hadi.
affettin mi yoksa? Affettim. Günahımla sevabını affettim gitti. Ya ama bu kadar insan içinde. Umurumda değil. Ayşen, ne yapıyorsun sen saatlerdir burada? Ne zamandır elimiz değmemiş buralara. Bugün erken geleyim de düzenleyeyim dedim. Başka bir sebebi yok değil mi? Yok. Geçen günde gümüşleri böyle ovuyordun hiçbir sebep yok diye hırsla. Resmen ailemizin tarihi var burada. Evet. Mert'le Kerem'in minicikken oynadıkları oyuncakları bile atmamışız. Kıymetlimiz onlar bizim. Aa. Kırmızı bisiklet. Evet o. Kerem'in meşhur kaçış hikayesi. Nasıl da gelip boynuma sarılmış canım benim. Babası birazcık kızdı diye toplamış çantasını, atlamış bisikletine sığınmış size. Nereye sığınacaktı ki? Bir evi de burası. Sağ olun Bediye Hanım. Biz sizin yanınızda olduğumuz için o kadar şanslıyız ki. Asıl siz sağ olun Ayşe. Mert'e de anasız babasız olduğunu hiç hissettirmedik sizin sayenizde. Siz de bana pırlanta gibi bir evlat verdiniz. Gözümü kırpmadan güvenebileceğim kusursuz bir evlat. Mert çok hatalar yaptı. Hepsini yuttum. Ama Kerem bir hata yapsa inan kaldıramam. O kadar çok seviyorum Kerem'i. Yapar mı benim oğlum size hiç hata? Yapmaz. Hayatta yapmaz. Merhaba, günaydın. Yine çok şanslısınız Süreyya Hanım. Aa, neden? Bakın, sizin için. Sürprizdi ama sizin sürprizlerden hoşlanmadığınızı bildiğimden... Siz yine de şaşırmış gibi yapın, olur mu? Merak etme, en alasını yaparım. Şş. Ah Levent, ah. Bu hale gelecek kadın mıydım ben ya? Kim bu masanın sahibi? Sensin. Metin? Sürpriz. Ne ara yaptın sen bütün bunları? Dedim ya karıcığım, kendimi sana affettireceğim diye. O yüzden yapıyorum işte. Beğendin mi? İyi yapmışım değil mi? Senin sevdiğin şeylerden hazırlattım. Beğendin mi?
Hiç aklıma gelmezdi ta buralara kadar geleceğim. Böyle masalar hazırlayacağım falan. Yalnız ben kahvaltıda çay değil. Kahve içiyorum biliyorsun. Bir kere de çay iş ne olacak ki? Evet. Bunu ister misin? Ben sana bir soru sordum Süreyya. Cevabını vermeyeceksen arama beni. Halil, soğutma. Çayını falan. Kerem. Hı? Ne yapıyorsun oğlum ya? E bitti burada işim abi, gidiyorum. Şiş. Sen ikna ettin değil mi Ece'yi? Ya gerçekleri söyledim sadece. Vay be. Bayağı veda hediyesi yani. Ha? Aslan kardeşim benim, gel. Dur dur, daha fazla duygusallaşamayacağım artık. Hadi kaçtım ben. Ya dur, nereye gidiyorsun ya? Dur oğlum. Şey ne olacak peki? Bilançolar. Geçtik ya. Peki ne olacak? Sude. Sude'nin işlerini geçmedik daha oğlum. Geç kendin. Abicim ben anlaşamıyorum ki onunla ya. Sen halletsen. Ha? Hadi abi, hadi abi. Ya Kerem gidemezsin abicim. Dur gel. Vallahi bak gel. Hop. Ya ortak, bari bir yemek falan yiyelim ya eski günlerin hatırına. Ha? Mert. Ne? Yani Cansu'yu mu görmek istemiyorsun? Hayır abi, onunla olan son bağımı koparmaya çalışıyorum sadece. Nasıl? Gideceğim, paranın yarısını ailesine vereceğim. Ortak. Senin hayalin? Çalışır kazanırım, kredi çekerim. Ne olacak ki? Ya olur mu abicim öyle şey? Allah Allah, senin paran o. Bak kardeşim, tamam biz ayrılmış olabiliriz, o başka bir şey. Ama ben onların durumunu görmemiş gibi yapamam. Gittim gördüm. Gerçekten benden daha fazla ihtiyaçları var. Çok mu ihtiyaçları var bu paraya? Ben kararımı verdim kardeşim. Bir dakika, sen bir saniye. Bunları rehin alıyorum kardeşim. Tamam mı? Git gel öyle vereceğim. Ne yapacağım? Para için mi döneceğim geri? Ya oğlum işte garanti altına alıyorum kendimi ya. Yemek yiyeceğiz işte. Ne var? İyi tamam, gelirim. Heh. Tamam hadi görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Zam ister misin? Ne? Ya kızım saçmalama, al şunları bir çantaya koy. Patronun odasına koy, tamam mı? Ama bak geldiğinde alsın kesin. Benim verdiğimi söyle. Hadi bay bay. Biri mi seslendi ya? Benim, Sude. Ah, pardon, çok özür dilerim. İşe dalmışım da. Sana da selam canım. Ne haber, nasılsın? Keyifler nasıl? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Bir konuda yardımına ihtiyacım var da. Oradan bakınca yardım kurumu gibi mi gözüküyorum? Efendim? Küçük bir latife yaptım. Sana yardımcı olmak bana mutluluk verir Sude'cim. Söyle.
Şimdi şöyle, akşamki parti için benim birkaç iyi elemana ihtiyacım var. Ben Cansu'yu düşündüm ama senin de fikrini almak istedim. Beni de düşündün mü? Hani olur ya, akşam yatağa yattığında ılık bir rüzgar eser, hissedersin. Tavsiye ediyor musun Cansu'yu? Tabii canım. Tavsiye ediyorum. 10 numara kızdır Cansu. Sosyetik yemeklerden falan da çok iyi anlar. Bizim gibi değildir yani. Niye değil sizin gibi? Bilmem. Sence? Peki nerede oturuyor Cansu? Yani iş uzarsa geç bırakmak istemem. Anladım. Vallahi onu da bilmiyorum. Cansu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz biz. O niye? Çünkü Cansu tam bir sır küptür. Adeta bir kara delik. Bir kara kutu sanki. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Gelir gider ama anlatmaz. Nedendir bilinmez. Vardır bir sebebi. Ama iyi kızdır, harbi kızdır. Severim yani. Lafta söyletmem yani, pardon da. Bir şey merak ettim. Oradan bakınca alık gibi mi duruyorum? Hı? Vur ensesine, al ekmeğini. Ağzı açık ayran delisi gibi mi gözüküyorum? Ben anlamıyorum ki arkadaş. İki gülercüz gösterince hemen çıkarcı mı yaklaşalım insana? Hayret bir şey ya. İş yerinde mobbing de başladı artık. Benim hiç huzurum kalmadı burada. Sona Ercan niye böyle? Hindistan cevizi yiyecek hale geldim ya. Mutlu oldun değil mi? Çok. O zaman ben işe gideyim, akşam evde görüşürüz. Telefon çalıyor ben. Merhaba, ne haber? Siz ne yapıyorsunuz? Filiz Hanım. Alo. Süreyya Hanım, rahatsız etmiyorum inşallah. O nasıl söz öyle, olur mu öyle şey? Ben Levent Bey'e ulaşamıyorum da. Her şey yolunda mı? İyisin değil mi, kızın da iyi? İyiyiz, iyiyiz de. Filiz, ne oldu söyler misin lütfen? Süreyya Hanım. Ben bir şey yaptım. Mecbur kaldım ama. Ne yaptın? Sizin verdiğiniz parayı kocama verdim. Nasıl? Neden? Buldu bizi. Dayandı kapımıza. Ne yapacağımı bilemedim. Bıraksın peşimizi, düşsün yakamızdan diye vermek zorunda kaldım. Süreyya Hanım, ne olur kızmayın. Size de yük oluyorum ama. Ne yükü Filiz, olur mu öyle şey? İnsan nelere mecbur kalıyor gün geliyor da. Bilmez miyim? Sağ ol. Ama benim Levent Bey'e ulaşmam lazım. Bizim bir an evvel yeni bir eve geçmemiz lazım. Dün abimi aşağı mahallede görmüşler. Mahalleli yollamış ama çok korkuyorum, bulacaklar bizi. Tamam. Tamam, tamam, sakin ol, ben halledeceğim. Sen hiç merak etme, gönlünü ferah tut, oldu mu? Bir şekilde ulaşacağım ben Levent'e. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoşça kal. Benim birkaç telefon etmem lazım. Akşam evde görüşürüz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Levent. Ben kendim için aramıyorum, Filiz için arıyorum. Acil. Bak beni bırak. İstemezsen geri bile arama ama... ben seni tanıyorum. Sen Filiz'e arkanı dönemezsin. Keşke bana da dönmesen. Uzat bakalım bıdığım. Vay be, Kerem'in vedası ha. Keşke böyle olmasaydı. Ama biz başında böyle anlaşmıştık onu zaten. Yani bir de adam hayallerinin peşinden koşacak, ne güzel işte. Ya hani o hayal Cansu'yla kuruyordu? Ne çabuk buldu başka birini ya. Ne başkası ya? Sude midir nedir onu diyorum. Ya saçmalamayın Allah aşkına ya. Ya kız bizim 1000 yıllık arkadaşımız Sude işte, çirkin Sude. Ay çirkin falan değil o kız ya. Yalan konuşma. Ayrıca arkadaşınızsa acaba dün gece beraber ne yapıyorlardı? Ya kız çalışmaya başladı burada. Proje yapıyorlarmış, ne var bunda? Ha, biz biliriz o çalışmaları. Oh. Ya aralarında bir şey yok diyorum. Bak ben Kerem'i bebekliğinden beri tanırım, tamam mı? Adam sadece bir kere aşık oldu. O da Cansu'ya. O da olmadı işte ya, ne yapalım?
E şimdi gidip sence Sude gibi birisiyle olur mu? E güven azıcık bana ya. Ya canım, ben sana güvenirim de. Acaba Cansu ona güvenir mi? Onu bilmiyorum. Karnım da çok acıktı ya. Şuradan biraz kalmayayım sen. Ya şapşal. Ya ben seni bazen kime benzetiyorum biliyor musun? Brad Pitt? Yok. Anneme. Annene mi? Evet, anneme. O da böyle senin gibiydi. Her şeyden bir oyun bulurdu bize. Ama tabii iyi günündeyse. Kötü günündeyse yataktan çıkmazdı hiç. Ama ben ne hissediyorum biliyor musun? Ece. Bir gün annemle sen tanışacaksınız ve birbirinizi çok seveceksiniz. Ama bak yani 16-17 yıl olmuş haber almayalı. Ne diyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Ya bir şey ima etmiyorum bebeğim ama yani ne bileyim. Öldü mü diyorsun yani? Benim annem ölmedi Mert. Ben onun yaşadığını biliyorum. Ölseydi hissederdim. Geri dönecek biliyorum. Gel. Özür dilerim bebeğim, haklısın. Dönecek. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ben molaya çıkıyorum, tamam, tamam mı? Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım seninle. Ne yapıyorsun sen? Ver şunu. Ver dedim. Şşş, hey 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 hey. Ne oluyor? Sude Hanım'la sizli bizliydik biz en son. Hı? Ne oldu şimdi? Unutma. Sen markette çalışan bir tezgahtarsın. Şeyler mi var acaba? Eğer beni bir odaya kapatıp kapıyı üzerime kilitlersen siz biz kalmaz ortada. Haddini bildirirler. Nasıl aldın o çantayı sen? Sana ne? Tezgahtar maaşıyla alınıyor mu öyle şeyler? Sosyete pazarından aldım. Oldu mu? Hı hı. Eminim. Eminim sosyete pazarından almışsındır. Hatta Paris Moda Haftası'nı da sosyete pazarından takip etmişsindir. Dolabındaki kıyafetlerin hepsi de replikadır. Ha yok, ben seni sonradan görme olduğunu zaten anladım. Sadece bu değirmenin suyu nereden geliyor onu çözmeye çalışıyorum. Bak sana son kez söylüyorum. Ya o anahtarı verir bu kapıyı açarsın ya da avazımın çıktığı kadar bağırır bütün marketi buraya toplarım. Açacağım zaten. Ama önce bir şeyi anlaman lazım. Neyi anlayacakmışım? Kerem'i böyle pahalı şeylerle etkileyebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Benim Kerem Bey'le bir ilgim yok. Ah canım ya. Bir de bey diyor. Biz seninle dün telefonda konuştuk ya. Ben senin sesini tanımadım mı zannediyorsun? Bak. Ben Kerem'i gerçekten çok iyi tanıyorum. O yüzden bu konuyu burada konuşup hiç senin seviyene inemeyeceğim. Peki. Madem Kerem'i çok iyi tanıyorsun, söyle bakalım, Kerem çocukken ne olmak isterdi? Ya da çocukları olsaydı isimlerini ne koymak isterdi? Bunları konuşmadık, Allah Allah ya. Konuşmak zorunda mıyız? Tamam, tamam. Daha basit bir soru sorayım o zaman sana.
Kerem'in en yakın arkadaşları kimler? Mert dışındakileri soruyorum tabii ki. Bak Cansu, senin kim olduğunu bilmiyorum. Ama Kerem'i tanıdığını zannediyorsan çok yanılıyorsun. Burada onu tanıyan biri varsa o da benim. Ve yakında senin de kim olduğunu öğreneceğim. Merak etme. Alo Begüm'cüm. Sude'cim merhaba, nasılsın? Nasıl gidiyor Oliva'da işler? Şahane desem nazar değdirir miyim acaba? O kadar iyi diyorsun yani. E peki eski arkadaşları görmek? O nasıl? Kerem'i görmek bana çok iyi geldi. Yani birkaç ufak tefek problem var. Onları da hallediyorum. Neyse o mesele, birkaç günü halledersin sen. Bilirim elinden kaçmaz. Birkaç gün mü? Bugün biter o iş, merak etme. Ya Begüm, bu arada sana çok teşekkür ederim. Yani burayı bana önerdiğin için. Vallahi cennete düşmüş gibiyim. Ne demek? Her zaman. Öpüyorum. Kerem ben. Cansu'nun arkadaşıyım. Cansu mu? Lütfen yanlış anlamayın ama benim size vermek istediğim bir şey var. Korkmayın ne olur. Çok para var burada. Bu arada Cansu'nun haberi yok. Ne olur olmasın da zaten. Ama... Lütfen reddetmeyin. Bakın ben yokluğu iyi bilirim. Çaresizliği de bilirim. Faydalı bir yere gittiğine o kadar seviniyorum ki. Asıl siz bana iyilik yapmış olacaksınız alırsanız. Allah mı gönderdi seni bilemedim ki. Hızır gibi yetiştim. Ne diyeyim ki ben sana? Senden aldığımı kimseye söylemeyeceğim deyin yeter. Söz. Yani hep bir el uzatanımız oldu ama böylesi cennetten mi geldim bilemedim ki. Dilerim şu iyi kalbinden geçen her ne varsa gerçek olur. Allah razı olsun. Amin. Sizden de. İyi günler. Böceğim. Ya herkes parti hazırlıklarıyla uğraşıyor. Ben biraz uzak kalmak istedim. Nefes almak için çok doğru bir yer seçmişsin. Ama benden kopya çekmişsin, ne olmaz. Ya Ece, ben kalamayacağım Kerem'in partisine. Gidiyorum ben. Nasıl? O gitsin Sude'sinin hazırladığı partilerde eğlensin. Hem biz zaten vedalaşmıştık. Ya Cansu saçmalama ya. Hem ben Mert'le konuştum, öyle bir şey olması mümkün değil dedi. Ya çok tatlısın. Barışmanıza çok sevindim. Yanlış anlama ama ona değil hislerime güvenmeliyim. Ya Cansu bir şey diyeceğim, bana da kızacaksın ama bence de onların arasında bir şey yok. Ya Ece kız beni buraya sıkıştırdı az önce ya. Kerem'i sana bırakmam dedi bana. Ne? Ay saçını başını yolarım ben onun be. Ben metrobüs kuyruklarının antrenmanlıyım. Bu kasları Ramazan'da pide kuyruğunda yaptım ben be. O kimmiş? Ya sağ ol, yine gerçekten yanındasın ama ben buraya işaretleri takip ederek gelmiştim biliyor musun? Nasıl yani?
Bir ilan çıktı karşıma. Ay dedim işte bu ya, burası beni çağırıyor. Bir de son zamanlarda olanlara bak. Yani sabah kolyenin kopması, Kerem'in söyledikleri, zaten Sude'nin gelmesi. Yani görmüyor musun işte? Artık burası bana git diyor. Ya mor böceğim ya. Lütfen bana ısrar etme. Çünkü kalamayacağım. Hem biz görüşürüz zaten. Ya görüşürüz de. Ay gidiyor. Metin odasında mı? Işıl geldi der misin? Işıl Hanım geldi efendim. Anladım. Buyurun biraz bekleteceğiz. Babam müsait mi? Müsait Begüm Hanım, girebilirsiniz. Bize gence müsait değil ama. Efendim? Yok bir şey. Asistan. Ha miniyim, gel koş bana koş. Ya acil durum. Ne oldu yine ya? Cansu Kerem'in partisine gelemiyor. Neden? Sence neden? Of ya, bu Cansu da ne kadar kıskanç bir kız çıktı ya. 50 kere söyledik, yok öyle bir şey dedik. Ya kızın kalbi çok kırılmış asistan. Haklı kız. Sude gelmiş bir şeyler demiş, yine ortalığı karıştırmış. Ben ikna edemedim ya, sen edersin belki. Hmm. Ya Ece. Ya belki de böyle birbirlerinden uzak olmaları daha iyidir. Ha? Yani biz hiç karışmasak mı? Ya ne kadar haklısın sevgili. Öpücük ister misin? Gel bir öpeyim seni. İstiyor musun öpücük? Hmm. O zaman Cansu'yu ikna et. Of Ece ya. Ya tamam, birlikte olamasalar da doğru düzgün vedayı hak etmiyorlar mı sence? Herkes vedayı hak eder. Üf, tamam. Nerede Cansu? Ya işte çıkıyorum, eve gidiyorum demişti. Sen koş yetiş, ararsın yolda. Ha, ortak geldim. Hadi yiyelim yemeği. Olmaz abi, çalışıyorum şimdi. Abi sonra çalışırsın, hadi çıkacaksın. Çıkma, çıkma. Ne oluyor ya? Ortak. Tek bir şey isteyeceğim senden abi. Tamam, şunları şöyle bir kontrol et. Doğru yapmış mıyım, yapmamış mıyım, bir bak. Hadi abi, hadi abi. Geçmiş olsun, bitti onlar. Ya ortak ya. Ne? Abi bak, ben zaten yaptım bunları. Tamam mı? Sen şöyle bir göz gezdireceksin. Bakacaksın sadece. Ben de orada gidip işlerimi halledeceğim. Sonra yemek yiyeceğiz. Değil mi? Mert, bir an evvel çıkmak istiyorum ya. Anlasana beni. Ya tamam. Bak şunlara bir bak. Tamam mı? Ondan sonra çıkacaksın. Gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, çıkacaksın. Bak vallahi gider atarım kendimi şuradan ha. Kolumu kanadımı kırarım, böyle zamansız göçer giderim. Kıracağım ben senin kolunu kanadını amcığım. İyi, bu gülümsemeyi bir evet olarak algılıyorum o zaman. Hadi defol git olarak al kardeşim. Tamam sen çalış, kafede çalış, tamam mı kardeşim? Ben gelene kadar da çıkma sakın ha. Sude. Söyleyeceğim. Şimdi sana Oliva'daki ilk büyük sorumluluğunu vereceğim. Hazır mısın? Hazırım patron. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Ya aslında benim çıkmam lazım da. Bak Kerem'in parti hazırlıkları da bitti sayılır, tamam mı? Sen son bir kontrol et, onlar sende. Tamam, hadi bay bay. Dur. Bir dakika. Ne işler karıştırıyorsun sen? Kişisel diyelim. Ya siz ne film çeviriyorsunuz? Her kapının arkasından bir şey çıkıyor. Ayrıca madem bütün sorumluluğu bana verip gidiyorsun, nereye gittiğini söyle bari. Söyleyeyim. Cansu'yu Kerem'in partisine gelmeye ikna etmeye gidiyorum. Yani sağ ol, birazcık karıştırmışsın ortalığı da, gelir gelmez biz toparlıyoruz şimdi. Ya
Kusura bakma, benim öyle kötü bir niyetim yoktu. Hay Allah, yani olay mı çıkarttım şimdi? Neyse tamam, hadi sen git Cansu'yu al gel. Burası da bana emanet, merak etme. Ya sen melek misin, şeytan mısın ben anlayamadım ama çözeceğim Sude. Hadi hadi koş getir, geç kalma. Da sen nereden bulacaksın onu? Evine gideceğim işte. Ha, anladım. İyi tamam, hadi çık. Dur dur, ver anahtarları. Ya ama iş var. Ya bu da iş, bu daha önemli hatta, ver. Çekil. Tabii efendim. Buyurun girebilirsiniz. Aşkım. Sinirin geçti mi? Affedebildin mi beni? Bak Işıl. Seninle çok güzel günler geçirdik. Bana çok iyi geldin. Ama çok da zarar verdin bana. O işte hep şeyden. Yani seni çok sevdiğimden. Züccaciye dükkanındaki fil gibisin. Durmadan kırıp döküyorsun. Ya tamam. Bundan sonra çok uslu bir kız olacağım. Senin sözünden hiç çıkmayacağım. Söz. Işığı. Söyle. Ben karımı seviyorum. Ne? Sen benden çocuk peydahlarken de karını mı seviyordun Metin? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun, aynı şey. Merak etme, sizi açıkta bırakmayacağım. Ha bir de beni terk mi ediyorsun yani? Saçmalıyorsun, ne bekliyordun ki başka? Ailemi terk edip seninle mi evlenecek? Ya yapma Işıl ya, seninle. Bak, Ela'ya bir hesap açacağım ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım, merak etme. Ben? Sana da aydan aya bir miktar para vereceğim tabii. Ne? Ne mesela? Kirama yetmez be. E sen de daha küçük bir eve çık canım, ne yapalım yani? Ya çocukla tek başıma nasıl yaşayacağım ben Metin, ha? Bak, pişman olacağın kararlar veriyorsun. Söylemedi deme. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağım diyorum, beni tehdit mi ediyorsun sen? Tehdit ediyorum, ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Senin hesabımız bitmedi. Görüşeceğiz seninle Metin. Pardon, hortumum çarptı. Hallettin mi yoksa? Canım halletmek üzereyim de ya. Ben sana bir şey soracağım. Siz Beykoz taraflarında oturuyordunuz değil mi? Hani şu liseye geçtikten sonra havuzlu ev. Evet evet, ne oldu?
Bir şey yok ya. Benim dekorasyon dergisinde editör olan bir arkadaşım var. O sizi önümüzdeki ay konuk etmek istiyormuş. Rica etti, sorabilir misin dedi. Ben de seni arayayım dedim. Tamam canım, sorarım, anneme haber veririm sana. Ya Sude'cim ya, ben bir toplantıya yetişecektim. Çıkınca arasam seni olur mu? Tabii, tabii canım. Hadi hoşça kal, bay bay. Siz kimsiniz? Ben. Bana bak, bu aile sizin gibi ucuz magazincilerden çok çekti. Biraz da acıya saygınız olsun. Ayıp yani. Siz bana bir bakar mısınız ya? Benim gazeteciye benzer bir halim mi var? Hadi canım, hadi yemezler. Ben polisi aramadan başka kapıya. Hadi. Cansu? Cansu Hanım'ın arkadaşı mıydınız? Ay özür dilerim. Cansu Hanım mı? Cansu Hanım tabii. Evin küçük hanımı. Ne deseydim? Pardon da siz kimdiniz tam olarak? Ben. Ben Cansu'nun çok yakın arkadaşıyım ama başı kalabalık herhalde onun. Daha sonra ben onu ararım. Konuşursa. İyi günler. Ya yemin ediyorum Cansu, elime bir tane deve verseler, bir tane de hendek, onu oradan atlatmak daha kolaydır herhalde seni ikna etmekten. Ya kızım gel şu partiye ya. Ya sen benim gözümü açmadın mı? Eğer Kerem'den ayrılırsan o daha az üzülür, sen demedin mi? Niye şimdi ısrar ediyorsun? Çünkü herkes düzgün bir vedayı hak eder Cansu, o yüzden. Herkes öyle mi? Evet. Bana güvendiğin insanları saysana bir. Ne bileyim işte, Kerem var, babaannem var, bizim liseden çocuklar var, sen varsın. Bir de tabii ki de Ece var. Bana annem bile güven vermiyor biliyor musun? Niye? Boş ver, şimdi anlatamayacağım. Sen şimdi bana da mı güvenmiyorsun yani? Ha? Tamam tamam, anladım. Yani Kerem'e de güvenmiştim diyorsun. Evet. Bir de abime. O gitti. Ya Kerem de. Ya ben ne kadar aptalım ya. Ne kadar aptalım. Nasıl göremedim bunu. Ayrılsak bile beni sevmeye devam edeceğine inandım ben. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu Sude meselesi mi yine? Ay arkadaş ya. Bir tutturdunuz Sude, Sude. Ya bak tamam, bana inanmıyorsun, anlıyorum. Da sen Kerem'i hiç mi tanımadın Cansu ya? Tanımamışım belli ki. Bugün öğrendim ben de. Bilmediğim bir sürü şey varmış. El insaf be kızım. Bak bu güvensizlik değil, tamam mı? Bu gaddarlık. Haksızlık ediyorsunuz ya adama. Pırlanta gibi çocuk herif. Hatta fazla iyi yani. O zaman niye birbirlerine öyle gülüşüyorlar? Niye birbirlerine yemek hazırlıyorlar? Yani dün geceden bahsetmek bile istemiyorum. Ya çünkü kız bizim eski arkadaşımız. Eski... Of yok yok, ben daha fazla anlatamayacağım bunu yani, yapamayacağım. Ya Kerem değilim abi ya. Ben o kadar sabırlı bir adam değilim yani. Geliyor musun, gelmiyor musun Kerem'in partisine? Bak seni gerçekten üzmek istemiyorum. Ama ben de çok yoruldum Mert. Artık gerçekten kaldıracak gücüm kalmadı. Bir de buna dayanamam. Anla beni. Ne diyeyim? Umarım değişir fikrim. Gel buraya.
size Süreyya Hanım. Sokağın karşısında bekliyorum. Nasıl halloldu bilmiyorum. Yeminler ediyor, söylemiyor. Sen mi bir şey yaptın? Hayır, ben senden haber bekliyorum burada. Bana sinirlenip telefonlara çıkmamak ne demek oluyor? Levent, Allah aşkına söyler misin? Ya o kadına bir şey olsaydı, ne yapacaktın o zaman? Biraz düşünmeye ihtiyacım vardı. Ben de insan. Düşünmeye? Evet. Ve? Ben aptal değilim Süreyya. Geçen gün vakıfta olanları gördüm. Metin kararlı, sense kararsızsın. Bu ne ilk ne son kararsız kalışın. Ne alakası var? Belli ki biz bu gelgitleri daha çok yaşayacağız. Ama tam da ben bunu istiyorum. Nasıl? Seninle kavga etmek istiyorum. Mesela saçma sapan bir konu hakkında anlaşamamak istiyorum. Başka bir şeye kızıp gelip bana patlamanı istiyorum. Didişelim, barışalım istiyorum. Bir hayatımız olsun istiyorum. İşte normal bir çift gibi. Tamam, 30 yıl boyunca yaşadığın hayat, olduğun kadından vazgeçmek zor. Biliyorum. Ama ben yanında olursam yapabilirsin. Yeter ki arkanı dön ve çık o evden. Çıkamam. Nasıl çıkarım? Ben de böyle yaşayamam. Seçimini yap. Ya ben ya Metin. Seçim yap diyorsun. Hemen şimdi. Yoksa giderim diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle diyorum. Yani iki tane seçeneğim var, öyle mi? İki adam. Ya sen ya da Metin. Peki ya ben yalnızca kendimi seçmek istiyorsam ne olacak? 30 yıldır Metin'in ultimatomlarıyla yaşıyorum ben. Ve şimdi de sen bana rezil çekiyorsun. O zaman al sana cevabımı. İkinizi de seçmiyorum. Önce kendimi seçiyorum, tamam mı? Anladın mı? Ben oğlumu kaybettim. Önce kendimi iyileştirmeyi seçiyorum. Sen bilirsin. Fikrini değiştirsen ara. Şunu bil. Hayatım boyunca seni beklemeyeceğim. Yapmaya çalışıyor. Sakın bana küsme. Çünkü bana küsersen ben mahvolurum. Seni çok özleyeceğim. Beni affet canım kızım. Affet.
mevsimlik sebze ve meyvelerin evlere paket servisi ha? Çok da detaylı çalışılmış. Kampanya dönemlerinde online satış. Aferin benim şehzademe. Biz de bu fikri çok sevdik Bediye Hanım. Bütçelendirip hemen hayata geçirmek istiyoruz. Uygundur. Kolay gelsin hepinize. Ah, toplantı bitmiştir. Hadi siz ofise. Uğur, hadi sen de gel benimle içeri. Evet Uğur, dinliyorum seni. Bediye Hanım, Mert Bey daha çok genç. Hata yapacak tabii ki. Hata mı? Ne oldu ki? Kızı buldum. Emin olmak için de bayağı bekledim. Ama ayan beyan her şey ortada. Kız Oliva'da çalışıyor, evet. İdarede mi? Hayır, tezgahtar. Şaka mı bu? Kimsesi yok, tek başına yaşıyor. Emin misin? Kanıtım var. Bu ne utanmazlık? Bu ne terbiyesizlik? Sakin olun Bediye. Onlar daha genç. Şirketin ortasında patronla tezgahtar. Ey Allah'ım sen bana. Uğur yok et şunları, çabuk yok et. Yani kız çok seviyormuş onu. Mert Bey de çok seviyor. Muş yani öyle duydum. Bir de alay et benimle. Ben sana gösteririm. Ben sana haddini bildiririm. Ha ortak neredesin ya? Geldim oğlum işte. Evet abi şu yemeği yiyelim, annem bekliyor, çok geç kalmıyor. Ne? Oğlum burada yemeyeceğiz tabii ki ya. Aşağı masa hazırlattım ben baş başa. Ha? Baş başa mı? Biraz abartmıyormuşsun. Ya yürü hadi, yürü hadi. Ağlamayacaksın değil mi? Ha ağlayacağım böyle yavaş yavaş, slow motion'da bir tane damla düşecek böyle yere. Paf. İtici. Ortak ne oluyor? Şş, yürü hadi, yürü yürü bırak. Yürü 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 yürü. Güzel kızım, ağlama ne olur. Kusura bakmayın, sizi de üzdüm böyle. Ama ben bu kolyeyi gerçekten hak etmiyorum. Bana anne şefkati gösterdiğiniz çok teşekkür ederim. Ama bunu hak eden birisi taksın.
gerçekten oğlunuzun göz bebeği olan kız taksın. Ben hiç hak etmiyorum çünkü. Bu kolyeyi senden alırdım. Bir, gerçekten oğlunun göz bebeği olmasaydı. İki, kalbinle dilin aynı şeyi söyleseydi. Bak ben oğlumu bilirim. Azıcık da yaşımız var çok şükür. Seni de anlıyorum. Kerem ne kadar bitti dese de, sen de yok olmaz desen de, siz birbirinizi seviyorsunuz kızım. Ha, kim haklı kim haksız orasını bilemem. Ama şu hayatta bildiğim bir şey varsa, o da Kerem'in senden vazgeçmediği. Ama bana kötü davranıyor. Ben de onun ağzına acı biber sürerim o zaman. Bir durum daha var. Neymiş o? Başka birisi var. Başka biri mi? Gerçekten başka biri var. Yani dün gece de birlikteydiler hatta. İlahi Cansu, Kerem erkenden eve geldi, yattı. Hatta biz de aramız bozuk diye hiç ellemedik onu. Ama şirkette de gülüşüyorlar. Yani beni görmüyor bile Kerem. Bağırıp duruyor bana. Aa, sen oğlumu bana mı öğretiyorsun ayol? Yok estağfurullah. Kerem sana sistem ediyorsa, o da seni sevdiği için akıllım. Sen onu terk ettiğin için, üzüldüğü için. Ha, oğlumu da nasıl terk ettin onu da anlamadım ya. İsteyerek olmadı. O daha sonra üzülmesin diye yaptım. Cansu, bak sana son laf. Biz eğer Yılmaz amcanla her kavga ettiğimizde, ben onu her kıskandığımda, ki ben kocamı uçan kuştan kıskanırım ha. Ayrılmaya kalksaydık şimdi Kerem falan olmazdı. Bak yavrum, git şöyle çık karşısına. İçinde ne varsa dök içini, gerçek hislerini söyle. Bir çözmeye çalışın, bir halletmeye çalışın. Ha, halledemediniz, o zaman ayrılın yavrum. Ah be yavrum, siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Yazıktır, günahtır. İnsan öyle her gün seveceği biriyle karşılaşıyor mu sanıyorsun sen? Yani siz diyorsunuz ki... Ne duruyorsun burada diyorum. Tamam. Ay dur 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 dur. Dur şu kolyeyi de takalım. Gözüm de görür inşallah. Evet. Kendi ellerimle veriyorum oğlumu sana. Ayol daha ne istiyorsun? O olsun yeter. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Koş 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 koş. Ah gençlik. Sen yesene hiçbir şey. Yok yok dur. Arkadaşlar Romalılar bir dinleyin bakalım burayı. Şimdi biliyorsunuz bugün patronumuza veda ediyoruz. Ve onunla ilgili gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Siz onu Mert Çalhan olarak tanıyorsunuz. Ama onun adı Kerem. Kerem Özkan. Ben bilmedim. Tabii böyle demek istemeyenler olursa... Dünyanın en iyi dostu da diyebilirsiniz. Ya da büyük insan. Tamam abartma artık. Ya dur oğlum laflıyoruz ya. Ya şimdi size inanması güç gelecek bir şey daha söyleyeceğim. Asıl Mert Çalhan benim. Ben bunu da biliyorum. Bildiğiniz gibi ben yurt dışından yeni dönmüştüm. Sizi daha iyi gözlemleyebilmek için böyle bir strateji izledik beraber. Ama Kerem'in patronluğu sözde değildi kesinlikle. O gerçekten yönetti burayı. Gerçekten adam etti. Ve şimdi de bana teslim ediyor. Umarım ben de onun gibi sizin sevginizi ve saygınızı kazanabilirim. Kazanamazsam fena olur ha. Önce Kerem'e bir alkış alalım. Lafı çok uzatmayacağım. Burası çok güzel bir yer. Sizler harika insanlarsınız. Çok güzel anılarla gideceğim buradan.
Bundan sonra Mert'le berabersiniz. Alırım haberlerinizi. Kendinize iyi bakın. Biz de bir şeyler söyleyeceğiz patron. Dizilin bakayım. Hazırlandığımız gibi, tamam mı? Şimdi... Kerem Özkan kimdir? O bizim. Çalışkan, dürüst. Harbi, patron. Ama şefkatli. En içten. Otoriter. Bir taneci. Yol arkadaşımız! Dinamende. Seni seviyoruz sarı şeker. Tamam ağlamayacağım, tamam yeter. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha bitmedi. Sırada ben varım. Ne yapacaksın? Şiir mi okuyacaksın sen de? Ben çok severim şiir de o yüzden söyledim. Yok, ben okumayacağım. Blogumda yazıyor, sen okuyacaksın. Şu perdeyi indirebilir miyiz? Ne oluyor? Gel geçelim. Bir adam tanıdım, gözleri denizden mavi. Bir adam kalbi berrak sular gibi. Ne kadar ışık tutuyorsa bin misli ona pervane. Bin misli ona minnettar amade. Oysa yegane, biricik ve sadece. Kendi olmayı ister, kendi alemi. İşte o, bir dakika ya. Aa, kıskanma. Sizden de bahsettim bak. Oliva ile işbirliği. Şehrimizin nadide organik marketi Oliva ile bir işbirliğine girdim sevgili okuyucularım. Detayları paylaşacağım. Ama önce... Genç patronları Kerem Özkan ve Mert Çağlan'a teşekkürler. Güzel. Ha, bu arada yani ben de çok teşekkür ederim. Çünkü sayenizde inanılmaz bir dedikodu öğrendim. Vallahi. Ne öğrenmiş ya, sorsana. Ne öğrendin ya? Kendiniz görün. Allah Allah, ne bu? Bitmedi mi parti? Yetiştim. Geç geç daha bitmedi. İçeride ver.
Geç kalmadım değil mi? Bunca zaman hiçbir şey söylemedin. Şimdi sakın tek bir laf edeyim deme. Ben seni sevdim Cansu. Ben seni sakındım. Sen benimle oyun oynadın. Hayır. Sakın Cansu. Tek bir yalan daha çıkarsa ağzından öldürür beni. Yaşayan tek bir hücrem kaldı zaten. Onun da adı nefret. Niye Uğur böceğim? Niye? Aşağıda partideler efendim. Ne partisi? Mert Bey işi bıraktı. Onun veda partisi. Ne? Mert iş mi bıraktı? Ay yok ya. O Kerem Bey'di. Yer değiştirmişler. Biz de daha yeni öğrendik. Kimle? Ne demek yer değiştirmişler? Doğru dürüst anlatsana şunu. Mert Bey Kerem Bey'le yer değiştirmiş. Biz buranın patronu Kerem Bey zannediyorduk.
O yönetiyordu burayı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? Sinir beynim. Bu ne? Şey, Mert Bey Kerem Bey'e vermemi söyledi. Kerem. Kerem durur musun lütfen? Kerem bilmiyordum. Kız arkadaşının o Cansu olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Şimdi değil Sude. Yazıklar olsun. Bana. Evet, sana. Sen anlat. Beni nasıl kandırdın anlat. Aylardır arkamdan iş çevirdiğini anlat. Ben kimsenin arkasından iş çevirmedim Medya Hanım. Lafınızı bilin. Bak, benim torunum serseri. Benim torunum haylaz. Ama sen vardın. Sen olduğun için inandım ben ona. Burayı o kurtardı sandım. Her şeyi o başardı sandım. Sense onunla işbirliği yapıp beni kandırıyormuşsun meğer. Ben sadece ona yardım ettim. Siz onu buna zorladığınız için yardım ettim. Onun ihtiyacı olduğu için yardım ettim. Peki bu ne? Seni ben okuttum. Aileni işe aldım. İş verdim, aş verdim. Hepinize yıllardır baktım. Yetmedi mi? Bir de torunumdan çanta çanta para mı istedim? Anladım, paranız para. İşiniz iş. Evladınız evlat. Ama bu da can Bediye Hanım, bu da can. Her şey sizin olsun. Alın. Beni rahat bırakın artık.
rahat verin ya. Allah aşkına bir rahat verin. Sizin acıya biraz saygınız yok mu? Yorumumuz yok diyoruz. Oğlumuzun yasını tutuyoruz. Hayır, bunun neyini anlamıyorsunuz? Biriniz kapatıyor, biriniz arıyor. Süreyya Hanım, ben kızınız hakkında çıkan haberlerle ilgili aramıştım. Bakın, Begüm koskoca kadın. Eğer çok merak ediyorsanız açıp ona sorarsınız. Begüm değil, küçük kızınız Cansu. Cansu mu? Cansu'nun ne işi olur paparazziyle, magazinle falan? Siz biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Sanırım sizin haberiniz yok. Ben size çıkan haberin linkini göndereyim isterseniz. Tamam, evet, yollayın. Anne. Ne işin var senin burada tek başına? Tek bir tahmin hakkım var. Duyamadım cevabı. Herhalde bilmiyorsun. E tabii, bütün gün çuvalla para döktüğümüz okula gitmek yerine ağır işçi olarak çalıştığın için olsa gerek aklın başından gitmiş olmalı. Anne, ben açıklayacağım. Neyi açıklayacaksın? Anne, gerçekten bak beni bir kerecik... Nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi ya? Nasıl yaparsın? Nasıl adımızı böyle bir şeye karıştırırsın, hem de böyle bir zamanda? Sana hiç acıma yok mu ya? Hiç mi düşünmüyorsun? Anneciğim, ne olur, ne olur bir dinle. Bir sarılmıştım dün gece. Bilsem dokunur muydum sence, ha? Dokunur muydum sana? Deme öyle şeyler. Yazıklar olsun sana ya. Abinin ölümünün üzerinden daha bir ay geçmeden bizi magazincilerin diline düşürdün. Cansu. Sen nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun, bana söyler misin? Bencil mi? Ben miyim bencil olan? Asıl bencil sensin. Vur. Vur hadi, vursana. Her şey senin suçun. Ben Oliva'da ilk ne gün çalışmaya başladım, sen biliyor musun? Benim Mert Çalhan'la buluşmaya ilk zorladığın gün. Prensesler gibi giydirip kuklalar gibi oynatmaya çalıştığın gün. Ha, sen de gittin adamın mağazasında tezgahtar oldun, öyle mi? Benden intikam almak için. Bu mu yani? Her şey seninle ilgili değil. Kendime bir hayat çizmek istedim, mutlu olmak istedim, sevilmek istedim, anlıyor musun? Gözünün önünde bu evde her Allah'ın günü mutsuzdum. Bir kere fark ettin mi? Bir kere gözüme baktın mı benim? Bağırma annene! Bağırma! Doğru mu lan bu duyduklarım? Evet, doğru. Lan sen aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Ne demek markette çalışmak? Kimsin sen? Kimin kızısın? Şimdi mi aklına geldi kimin kızı olduğum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Baba, ha? Baba yapma. Tam diyorum ki ailemi düzene soktum ama senin şu yaptığına bak. Rezil ettin bizi. Yürü. Baba bırak. Baba yapma. Seni adam etmenin vakti geldi de geçti sen. Bile. Bırak, gel. Ne oluyor lan? Bırak baba. Yürü dedim sana. Seni adam etmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Sus.
Gel dedim sana, gel! Bırak beni! Tuvalete bile gitmek yok, yasak! Beni buraya kapatamazsın! Bal gibi de kapatırım, aklın başına gelir belki. Aşağıya adam koyuyorum, boşuna camdan kaçmaya kalkışma. Anne! Sakın, sakın! Beni buraya kapatamazsınız baba! Anne, beni buraya kapatamazsınız! Aç kapıyı! Anne! Baba! Aç şu telefonu Sude, aç! Gel bebeğim, gel anneciğim. Sakın korkma, tamam mı? Anne seni çok seviyor. Ama biraz da baba düşünsün. Süreyya. Süreyya, tamam. Süreyya, dur artık. Dur, dur dedim sana. Dur biraz. Dur dedim. Ahmet'im. Ahmet'im. Tamam, geçti. Geçti. Şimdi ben bakarım. Beni arama. Ben gidiyorum. Tek başıma yapmadım bu çocuğu. Bakma sırası sende Metin. Güzel olmuş. Mumlar falan he? Oğluşum ziyafet dedi. Ben de ziyafet hazırladım. Ne dedi? Bu gece çok güzel olsun dedi. Yılmaz. Ay, hem bakar mısın belli mi olur? Cansu'yla barışmışlardır. Çifte kutlama yaparız. Bu neydi Yılmaz? Bilmem. Thank you.
Kaldır anne masayı. Ama ziyafet... Ziyafet yok. Sevinmek yok. Sevmek yok. Acımak yok. Acımak yok bundan sonra. Acımak yok. Ne oldu sana oğlum? Korkutma sana bizi. Bitti baba. Oliva bitti. Cansu bitti. Bediha bitti. Bir daha çalışmayacaksınız orada. Bu ne demek Kerem? Kerem de bitti anne. Kerem artık yok.